efendim, evlerinize neşe, yüzünüze gülümseme, birazcık da kaosla geliyoruz. Hazırsanız, hazırız. Şöyle bir magazin turumuzla bir başlayalım mı? Haydi başlayalım. Hadi buyurun. Yepyeni aşklar, ayrılıklar, polemikler, tatillerden objektiflere takılanlar, hepsi ve daha fazlası Söylemezsem Olmaz'ın hazırladığı magazin turunda. Şener Şen İstanbul gecelerinde. Usta oyuncu Şener Şen geçtiğimiz gece magazin basınına denk geldi. Sevilen isim basın mensuplarının fotoğraf ricasını kırmadı. Nasılsınız, iyi misiniz? Bir fotoğraf rica etsem o zaman. Olur. Hande Erçel ablasıyla Danimarka'da. Bu sene yerinde duramayan isim Hande Erçel, bu sefer ablası Gamze Erçel'le birlikte Danimarka'nın başkenti Kopenhag'a gitti. Birlikte Justin Timberlake konserine giden abla kardeşin anları kameralara böyle yansıdı. Çiftin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu. Neslihan Atagül'le Kadir Doğulu'nun bebeklerinin cinsiyeti belli oldu. Ünlü çift bir kız bebek sahibi olacak. Tatil için Kuşadası'nda görüntülenen Neslihan Atagül objektiflere böyle yakalandı. Birce Akalay'la Hakan Kurtaş'ın aşk fotoğrafı. Ünlü çift Birce Akalay'la Hakan Kurtaş'ın ölümsüzleştirdikleri bu güzel anın fotoğrafı masalarındaki yerini aldı. Sezen, Venedik'te gondolun tadını çıkardı. Enerjik paylaşımları büyük beğeni toplayan oyuncu Melis Sezen, Venedik'te önce sokaklara aşınladı. Sonra meşhur gondola bindi. Dilan Çiçekdeniz, Venedik'te. Venedik Film Festivali için İtalya'da bulunan Dilan Çiçekdeniz, Venedik şehrinde manzara eşliğinde fotoğraflar çektirdi. Yıldızı Venedik Film Festivali'nde Angelina Jolie, Haluk Bilginer'le başrolleri paylaştığı Maria filminin premieri için Venedik Film Festivali'ne katıldı. İbrahim Çelikkol en iyi oyuncu ödülünü aldı. Venedik Film Festivali kapsamında bu yıl 22.si düzenlenen Kineo ödül töreninde uluslararası en iyi oyuncu ödülüne layık görüldü. Sıla Türkoğlu sevgilisiyle görüntülendi. Kızılcık Şerbeti dizisinin doğası Sıla Türkoğlu geçtiğimiz akşam yeni sevgilisi işletmeci Atay Yıldız'la ilk kez Mardin'de bir düğünde görüntülendi. Barışan Çift'ten aşk pozu. Bir dönem ayrı kaldıktan sonra tekrar barışan Galatasaray'ın futbolcusu Lucas Torreira ile Devrim Özkan aşklarını böyle paylaştılar. Olduğunu açıklayan isimlerden dikkat çeken detay. Menajer Kemal Aslan'la Tuğba Özerk birlikte olduklarını böyle ilan ettiler. Sevgililiklerini açıklayan iki ismin dikkat çeken detayı gündeme bomba gibi düştü. Kemal Aslan, Tuğba Özerk'in eski eşi Gökmen Tanaçar'la nikahında nikah şahitliği yapmıştı. 3 yıl önce nikah şahidi olduğu kişiyle aşk yaşaması olay oldu. Olaylı başlayan ilişkiden ayrılık haberi. Rüştü Onur Atilla eşinden boşandıktan 20 gün sonra Nezle başladığı ilişki bir süre gündemden düşmemişti. Nezle Rüştü Atilla Onur çiftinin ilişkileri noktalandı. Ahmet Kural'ın ailesiyle eğlenceli anları. Oyuncu Ahmet Kural, eşi Çağla Gizem Şahin ve oğlu Kemal'le keyifli anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Çiftin nikah tarihi belli oldu. Uzun süredir aşk yaşayan ve hayranlarından evlenin baskısı gören çift Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın Eylül ayının ortasında nikah kıyacağı öğrenildi. Neler söyleyeceksiniz? Çok kısa birkaç kelime. Evet ama... Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya evleniyor. Fenerbahçe As Başkanı Acun Ilıcalı ile sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın dünya evine gireceği tarih ve yer belirlendi. Çift 4 Eylül tarihinde Esma Sultan Yalısı'nda evlenecek.
Mehmet Ali Erbil'le Gülseren Ceylan ayrıldı. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'le nişanlısı Gülseren Ceylan ayrılık haberini sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşımla duyurdu. İrem Helvacıoğlu Ural Kaspar'la evleniyor. Karadut dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan oyuncu İrem Helvacıoğlu sevgilisi Ural Kaspar'la evlilik kararı aldı. Sezen Aksu evinde temizlik yaparken bile müziğe hizmet etti. Sezen Aksu'nun tutuklu şarkısını yeniden yorumlayan şarkıcı Ayten Rasul, klip çekimini Kanlıca açıklarında yaparken kadraja minik serçenin evi girdi ve ortaya bu doğal ve plansız görüntüler çıktı. Adamı Berdan. Ünlü türkücü Berdan Mardini kendisinden 15 yaş küçük sevgilisiyle aşk pozları verdi. Orhan Gencebay'dan çifte müjde. Arabesk müziğinin efsane isimlerinden Orhan Gencebay röportajında tam iki müjde birden verdi. Şu anda bir albüm çalışıyorum. Öyle mi? Tabii tabii. Hayırlı olsun. Yeni bir albüm inşallah. 10 seneyi geçti yapmayalı. Evet. İnşallah uzak olmayan bir zamanda Orhan Baba adlı bir film yapmayı düşünüyoruz. Ne zamandan beri düşünüyoruz da inşallah yapacağız. Sizin ama bu benim hayat hikayem değil. Bu benim anlatmak istediğim mesajlarımla ilgili ve bir yandan da güzel bir hikaye var. Hülya Avşar'dan Demet Özdemir'in davetine karşılık geldi. Demet Özdemir geçtiğimiz günlerde bir röportajında Hülya Avşar'ı kortlara davet etmişti. Hülya Avşar'dan güzel oyuncuya cevap gecikmedi. O zaman 2 Ekim'de Bodrum'da yapılacak olan Hülya Avşar Cup tenis turnuvasına bekliyorum seni Demetciğim. Çok mutlu olurum ifadeleriyle yanıt verdi. Meryem Uzerli'den bornozlu poz. Güzel oyuncu Meryem Uzerli deniz manzaralı balkonunda bornozlu pozlarını takipçileriyle paylaştı. Aleyna Tilki'den dikkat çeken fotoğraf. 24 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki yeni çıkardığımız şarkıdan sonra yeni sürprizlere devam notuyla paylaştığı fotoğraf sosyal medyada gündem oldu. Aslı Enver'den kızı Ela'yla eğlenceli paylaşım. Oyuncu Aslı Enver kızı Ela'nın üstündeki kalp desenli eşofmanını Dalmaçyalı köpeğinin derisindeki desenlere benzettiği fotoğrafını paylaştı. Kaya Çilingiroğlu'na 5 milyon liralık dava. Kaya Çilingiroğlu'nun ev sahibi Numan Ceyhan 10 bin lira kira veren ve güçlendirme yapılması gereken evi boşaltmayı kabul etmeyen Çilingiroğlu'na 5 milyon liralık tazminat davası açtı. Aydın Aydın'dan maymun çiçeği uyarısı. Renkli kişiliğiyle sevilen isim Aydın Aydın eline megafon alıp sahile gitti ve maymun çiçeği virüsüne karşı uyarılarda bulundu. Hayvanları çok severim ama bu aralar birkaç hayvana mesafe koyalım. Olur mu? İsimler İstanbul'da anın tadını çıkardı. Sanatçı ve iş kadını Gülcan Köseoğlu, sanatçı Emir Kan ve ailesini yatında ağırladı. İstanbul Boğazı'ndaki yatta ünlü isimler birlikte hem sohbet ettiler hem de şarkılar söylediler. Reha Muhtar tekrar entübe edildi. Yaşadığı kaza sonucu hastaneye kaldırılıp entübe edilen Reha Muhtar'ın geçtiğimiz günlerde entübe durumunun sona erdiği açıklanmıştı. Doktorlar yeniden pıhtı atmasının önüne geçmek için Reha Muhtar'ı yeniden entübe ettiği öğrenildi. Haldun Boysan'ın vefatının 4. yılı. Gerek rol aldığı gerekse seslendirdiği projelerle Türk halkının sevgisini kazanan seslendirme sanatçısı ve oyuncu Haldun Boysan 4 sene önce aramızdan ayrıldı. Ferhan Şensoy ölümünün 3. yılında anıldı. Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden Ferhan Şensoy 3 yıl önce aramızdan ayrılmıştı. Adını Türk tiyatrosuna altın harflerle yazdıran duayen oyuncu 3. yılında anıldı. Şimdi magazin turundan seçtiğimiz bazı başlıklar var. Onları konuşarak başlayacağız. Evet. Ben zaten biraz ara verdim ama sizi ekran başında yaz boyu takip ettim. Ben atacağım topu size, dinleyeceğim. Biraz ısınmam lazım, beni ısıtmanız lazım haberlere. Bu kadar haber arasından aslında en dikkat çekenleri Eylül geldi. Düğün sezonu açıldı. Önümüzde de iki önemli çiftin düğünü var. Biri Acun Ilıcalı, Çağla ile evlenecek. Biri de iki star Kaan'la Pınar'ın düğünü. Buyurunuz, kim başlamak isterse.
şu düğünleri bir konuşalım mı? Bizi neler bekliyor? Şimdi tabii ki Acun Ilıcalı ile Çağla'nın bu düğününü biz hep bekliyorduk, hep konuşuyorduk kendi aramızda da. Ve şöyle bir durum söylüyorduk. Artık bir erkek çocuğuyla da taçlandırılsın diyorduk. Tabii ki mutluluklar diliyoruz. İnanıyorum ki çok mutlu da olacaklar. Çünkü Çağla gerçekten Acun'la olan beraberliğinde, Acun'u çok güzel taşıyan, onu çok güzel temsil eden bir genç kızımız. Mutluluklar diliyoruz, mutlu olsunlar ve bir erkek torun bekliyoruz diyorum ben kendi adıma. Evet, inşallah bir erkek çocuklar olur. Tabii ki sağlıklı olması önemli. Tabii. Ama her kadının da bir çocuk beklentisi vardır. Her genç hanımın da bir çocuk beklentisi vardır. Anne olma arzusu mutlaka vardır. Çağla Hanım da inşallah gerçekleşir. Ben de davetleri merak ediyorum. Kimler davetli? Bir de menü. Menüde neler var acaba? Menülerde neler var acaba? Dünya mutfağı olacağı kesin tabii. Vallahi bilemiyoruz. Öyle mi diyorsun? Onu siz ele geçirirsiniz Bilal Beyciğim. Çünkü evet, menü konusunda uzmandır kendisi. İyi hatırlattın. Doğru söylüyorsun. Değil mi? Evet. Ama şimdi her genç kadın bekler değil mi? 5-6 senedir artık bir beraberlik var devam eden. Tabii. Artık bekliyorduk yani bir bekliyorduk. Düğün. Çağla da hayatına çok dikkat etti. Evet. Çok. Özellikle yani hani dikkat etti. Hani evet, evliliğe yönelik bir ilişkiydi ve artık dünya evine girecek. Bu arada Pınar'la Kaan'a da mutluluklar dileyelim. Pınar'la Kaan'a evet, geçmeden önce ben sizi şöyle dinledim. Tamam, ben şimdi birazcık uzak kaldım magazinden dedim ama birazcık bombayla geri dönmek istiyorum. Patlat. Senden bir pası alayım. Dedin ki bir erkek çocukla taçlandırır herhalde. Var mı öyle bir şey? Dedin. Efendim aldığım duyumlara göre Çağla 3,5 aylık hamileymiş. Ve erkek miymiş? Artık orasını bilmiyorum. Allah sağlıkla kucaklarına almayı nasip etsin. Aa. 4 Eylül'deki düğünde Çağla duyduğumuza göre evet hamile ve bir hamile gelin olarak. Aa. İnşallah da erkek olur. Hadi bakalım. O bence belli olmuştur ya, artık 3 aydan sonra belli oluyor ya artık cinsiyetler, bence biliyorlardır. Yani orasına kadar bilmiyorum. Evet. Bakalım, göreceğiz ama Hadi bakalım. Çifte düğün. Evet, bir de Kaan'la Pınar'la ilgili olarak da bir hamilelik haberi var. Duyumlar arasında vardı. Ha. Magazine düşen bu haberlerle, evlilik haberleriyle ilgili okuduk değil mi? Evet. Hamilelikleriyle ilgili evet, olarak. Evet. Ama Çağla'nın hamile olduğuyla alakalı olarak bir duyumum var. Kesin hadi olarak. Hadi inşallah. Çok iyi bir baba bir kere. İnşallah. Gerçekten. Çok iyi baba. İyi ebeveyn olacak insanlar dünyaya çocuk getirmeli. Doğru. Acun da onlardan bir tanesi. Evet. Yine çocuğuna çok sahip çıkacak ve ona çok iyi bir baba olacağına eminim. Güzel bir haber o zaman. Güzel kesin bir haber. İlk defa çift biz haber. Duyurduk şu anda. Evet. İlk defa söylemezsem bir de, olmazlardı. Hani evet. Acun Ilıcalı eşlerine karşı da boşandıktan evet, sonra da her zaman saygıyla, sevgiyle ve kucaklayıcı yaklaşmıştı. Evet. Her ne yaşadılarsa evet, yaşasınlar. Evet. Sonrasında da hayatlarına devam ettiklerinde de aynı şekilde. Keza çocukları, dünya bir yana, çocukları bir tabii, yana. Çağla gerçekten bu zamana kadarki eşlerinin arasında da yine Acun'u işiyle, aşkıyla en iyi taşıyan çok, aslında sevgililerinden bir tanesiydi. Hak etti evlenmeyi. Evet. Ben açıkçası çok merak ediyordum evlenecek mi, evlenmeyecek mi diye. Ama bu 3,5 aylık hamilelik haberiyle ve hızlandırılmış bir düğün tarihiyle 4 Eylül'de, bugün 2 Eylül, 2 gün sonra düğünümüz var. Ya 5 Eylül'de burada konuşuyor olacağız yani bu düğünün detaylarını. Evet, evet, çok evet, güzel. Hadi bir de davetlerin katılacağı kesin o düğünde. Evet, beşinci çocuk geliyor o zaman Acun Ilıcalı'ya. Ben bir de şeyi çok merak ediyorum acaba. Acun Ilıcalı ne takar eşine? ne hediye eder? Dünyaları vermiş. Ama orada zaten. Ama orada yani bir şey takılır değil mi? Bir adettir yani ve kimler neler takacak? Bunlar hep konuşacağız. O daha acayip olacak. Acun Ilıcalı'nın düğününde de ne takabilirsin? Şeymiş değil mi? Düğünde mikrofonla gelinin kız kardeşinden diye. Eski düğünler hep böyledir. Bir de sonra düğünden sonra oturup o izlenir. Ha onu takmış mı? Bak onu takmamış. Demek bir de, ben ona çeyrek takmış, bir o de, bana gram takmış. Asla ve asla gelen konuklar biliyor musunuz? O düğünlerde yemeği hiçbir zaman için beğenmez. Hiçbir zaman için mutlu edemez. O menüyü mutlu olmazlar o menüden. Milleti mutlu etmek için de düğün yapılmaz. Herkes nasıl mutluysa öyle olsun. Davet alamayan bir sürü insan var. Bir de çevresinden. Bir de ne var ne var? Tabii çok küçük bir ekiple yapıyor ya. Bir de düğüne gidip nikah şahidi olup ondan sonra kendine sevgili yapanlar var. Ha bak, ortamlar çok önemli. Onu konuşacağız. Evet. Biraz bomba.
ya. Anladım şimdi düştü. Şimdi. Oraya gelince ya. Bak çok güzel bir manşet attı. Sen git şahitliğini yap. Evet. Ya. Neler neler var. Şimdi biliyorsun Acun Ilıcalı baba oluyor, öyle oluyor. Peki bir de düğünlerine gidip nikah şahidi olup sonra da kendilerini aşk yaşayanlar. Aç konuyu. Açıyorum konuya. Efendim şimdi Kemal Aslan, La Tuba Özerk. Ben çok enteresan buldum ve çok şaşırdım. Çünkü şöyle söyleyeyim. Bir zamanında bir insanı karı koca olması için nikah şahidi olan ve yıllarca menajerliğini yapan, ondan sonra bir kavga edip birbirleriyle ilgili birçok şeyler konuşan bir insanın ben şok geçirdim şu an sevgili olmalarına. Ama ben bunun kesinlikle bir reklam çalışması olduğunu düşünüyorum. Yok öyle reklam olmaz ama ya. Nasıl olmaz? İşte oluyor ama Bilal Beyciğim yani. Tuğba aslında çok güzel bir ses. Bakın evet. Tuğba Özerk'i ben sesine çok beğenirim. Ama yıllardır Tuğba ile ilgili bir sıkıntı var. Yani bu kadar güzel sesi var. Fiziği güzel, sesi güzel. Ama bir türlü gelmek istediği bir noktaya, olmak istediği bir noktaya gelemedi. Çünkü sahnede geçmiş dönemlerde zor olaylar yaşadı. Sahneden düştü, alkol sağlığa zararlıdır. Alkollü fazla kaçırarak izleyicinin karşısına çıktı. Bunlar çok offside davranışlar yani, bakıldığında. Dolayısıyla bu sanat kariyeri de biraz geriye gitmeye başladı. Yani. Kemal Aslan'ın da öyle. Menajerlik işleri bitiyor aldığımız duyumlara göre. Kimse onunla çalışmak istemiyor eskisi. O zaman bu birbirleriyle danışıklı dövüş de olabilir. Veya birbirlerine karşı böyle bir reklam aracı olarak birbirlerini kullanıyor da olabilirler. Ben açıkçası bu ilişkinin samimiyeti bana geçmedi. Başladığı gibi de kısa bir süre sonra da biteceğini düşünüyorum. Ben ortak bir arkadaşımızın doğum gündeydim. Beraberdik, yan yana beraber geldiler. Dedi ki işte menajerliğimi Kemal Aslan aldı falan filan. Hatta şarkı söyledi masada. Ha, biz dedik herhalde bir ortak. Hani ha menajer, sen o gün gittin oraya. Çalışması o falan. Gün müydü o gün müydü? Nereden bilelim yani o gün bir şeyler başlamış. Şimdi her gittiği hatta kadar, ben de gelecektim ya, bizim oraya. Bizim arkadaşları arıyorlarmış. Lütfen kamera gönderin diye Allah aşkına ya. Yani reklam değil diyorsunuz da yani. Ekranda da bir fotoğraf var onu açıklayalım. Bak. İşte bu fotoğraf Kemal Aslan orada Tuğba Özerk'in nikah şahidi olarak aslında düğününde yer alıyor. Gökmen Tanaçar'la evleniyor. Evet evliliğinde. Üç sene önceki nikah bu. 3 sene önce nikah şahidi evet. Evet ve evet. Bu 3. evliliği Tuğba Özerk'in. Evet. Burada hem menajer hem de nikah şahidi olarak yer alıyor. Sonra Tuğba Özerk boşandıktan sonra şimdi... Sevgililer. Nikah şahidiyle, sevgili oluyor. Yani. Bir yaşıma daha girdim. Etik bir şey midir bu Bilal Beyciğim? Magazin yaparım böyle bir şey ilk defa duyuyorum ben. Vallahi bir evlinin nikah şahidiyle sevgili olması. Allah Allah. Ama bunu da mı gördük? Hiçbir kadın kalmadı, hiçbir erkek kalmadı yeryüzünde ya. Burada, hayır. Burada bu Gökmen Bey'in eski eşin sorması lazım yani bu nasıl bir şey diye. Sorması lazım hiç utanmadınız mı diye. Değil mi? Yani. Şimdi Tuğba'nın da şimdi çok çabuk mesela Tuğba'nın şöyle bir handikapı var. Bir ilişkiden çıkıp diğer ilişki, bir ilişkiden çıkıp öbürüyle evlenmek, öbüründen çıkıp öbürü. Yani biraz kendini birazcık dinlemesi lazım değil mi bir insanın Tuğba ya? Tuğba Özerk'in bir açıklaması vardı bu evlilik kararları ile ilgili olarak. Ben flört edemiyorum, hemen de hızlı evlilik teklifi alıyorum ve hemen evleniyorum. Şimdi buradan bir evlilik çıkar mı diyorsun Kemal Aslan'la ikisinin arasında? Şimdi bizim manşetimize ben bakınca biz sevgili diye konuşuyoruz ama... Acaba bizim bilmediğimiz bir evlilik söz konusu mu? Sessizce evlendi diye bir iddia var. Yok yani artık. Şu an bir evliliği konuşuyor olabiliriz. Biz sevgili gibi konuşuyoruz ama evlenmiş de olabilirler. Çünkü zaten flört edemiyor açıklaması var ya Tuğba Özerk'in. Muhtemelen flört edemeyecek ve hızlı bir sessiz sedasız evlilik gerçekleşmiş olabilir. Ben Kemal Aslan'ın evleneceğini düşünmüyorum. Daha mümkün yakın değil. Tarihte kız arkadaşı vardı. Fersah fotoğraflarını koyuyordu sosyal medyada evet, Kemal evet. Aslan. O kimin ablasıydı? Bir şarkıcının ablasıydı. Ablasıydı evet. Kimdi şarkıcı şu an aklıma gelmiyor. Ama daha yeni bitti onun da ilişkisi. Ay bilmiyorum ya. Bir anda başladı. Ben anlamıyorum. Bilal Beyciğim siz biliyor musunuz? Ya şimdi o zaman bu yuvayı Kemal Aslan'ın yıktı. Gibi bir şey geliyor senin aklına. Yok. Tabii öyle bir şey geliyor senin aklına. Yani Gökmen Tanaçar'la Tuğba Özerk ayrıldılarsa sonra nikah şahidiyle ilişkiye başladıysa
Ne kadar olmuş onun yüzünden mi? Ne kadar olmuş herhalde galiba? Ya yok canım. 3 sene önce evlendi. Bu nikah 3 sene önce. Tamam evlendi. Ne zaman ayrıldı? Ya ne zaman ayrıldıkları? 2022'de boşandı. Yok. 2020'de evlenip 2022'de boşandı. Ama şu an amaçlarına ne güzel ulaştılar. Bak konuşuyoruz değil mi? O da var yani. Yani gündem oldular hem menajer olarak şu şimdi, anda aslında. Ama ben algılayamıyorum. Yani bir insan mesela şöyle söyleyeyim. Söyleyeyim mi veya söylemeyeyim mi bilmiyorum. Söyle ama sen de bu kadar. Söyleyeyim mi? Evet. Söylemezsem evet. Olmaz değil mi? Bunu söylemek zorundayım. Şimdi gerçekten bir insan yıllardır çalıştığı, sahada çalıştığı iş arkadaşıyla bu menajerse bakın menajerlik bir aile gibidir. Yani ben açıkçası etik bulmuyorum bu olayları. Menajer menajer olarak kalır. Menajerden koca olmaz, sevgili olmaz. Sevgiliden kocadan da menajer olmaz. Bir de böyle bir ilişki kurduysanız aranızda nikah şahidin eski şimdi sevgili hani insan diyor ki bir duruşun olsun. Tabii. Bu da değil ya hani bu da değil yani. İnsan kalmadı dersin. Tabii. O yüzden evet. Yani hayatındaki kişiyi ticaretine karıştırmayacaksın. Ben bunu bilir bunu söylerim. Hı? Peki iş bozulur yani. Güzel bir şeyle devam edelim mi? Edelim. Minik serçeyle devam edelim. Çünkü çok uzun zamandan beri görmek istiyoruz. Konserlerine gitmek istiyoruz ama ekranlardan, konserlerden, sahnelerden uzak. Ve karşımıza öyle bir çıkıyor ki anca yalıda görebiliyoruz. Kendi yalısında temizlik yaparken ne kadar güzel. Doğal değil evet, mi? Evet çok güzel. Ya çok özlemişiz. Durdurup durdurup izledim yani ne yapıyor orada Sezen Aksu diye. Ne yapıyor? Bahçeyi suluyordu. Bir de süpürüyordu herhalde değil mi? Bakalım şimdi burada bir görelim. Evden çıkmıyor ki zaten sürekli evde dostlarını ağırlıyor. Emel Müftüoğlu çok yakın ben, dostu evet. Mesela. Yani, hep bir araya gelirler. Ben Sezen Aksu'nun sahneye çıkmamasıyla ilgili... Bir psikolojik bir panik atak yaşadığını düşünüyorum. Öyle rahatsızlığı öyle. Var. Bir rahatsızlığı var. 15 seneye geçmiştir değil mi abi? Niye canım? Sahneye çıkmayalı Sezen Aksu. Valla 2016'da benim hatırladığım 8 sene önce verdi en son konseri. Bu Sezen Aksu'yu gündeme getiren bu görüntüler ondan habersiz çekilmiş. Onun özel hayatını ifşalayan, kamuoyuna gösteren görüntüler. Ve bu tabii ki eğer Sezen Aksu dava açarsa ceza alır bu görüntüleri çekip yayınlayan. Sezen Aksu'nun Tutuklu şarkısını söyleyen Ayten Rasul isimli şarkıcı gitmiş Sezen Aksu'nun yalısının önünde klip çekmiş. Madem ben onun şarkısını söylüyorum onun yalısı arkamda olsun demiş. Sonra o klip yasaklandı. Ve Sezen Aksu da o sırada işte günlük hayatını yaşıyor, terası süpürüyor filan. Ve dün sosyal medyada bu görüntüler yayınlanınca tabii ki Sezen Aksu haliyle çok bozulmuş. Kendisinden habersiz. İfşalanıyor. Özel hayatı, günlük hayatı gözler önüne seriliyor. Öğleden sonra saatlerinde klip kalktı. Ama her yerden bir, kalktı öyle klip. Öyle bir koyulmuş ki sanki kız orada bir tekneden geçiyor. Arkada da öyle bir açıyı almış ki tam Sezen'in evi. Şarkıda tutuklu. Hani Sezen'le klipte oynamış oldu böylece bedavada. Hani kız olur mu? Bu görüntüler mi vardı klipte? Tabii, klip yapmış. Klip yapmış. Bunu klip yapmış. Biz orada koymuş kız. Ama bu hiç etik bir davranış tabii değil. Tabii olmaz. Tabii. Bunu da şöyle servis ediyor. Denk gelmiş gibi. Tesadüfe bakın. Hani ben bu şarkıyı burada söylüyorum. Bu yalının önünden geçiyorum. Ne tesadüftür ki Sezen o arkamda. Esnada Sezen Aksu. Hay Allah. Halbuki hiç olmasını istemezdik. Yani. Ama oldu. Eğer avukatları mutlaka Sezen Aksu'nun ulaştı ilgili kişilere bu klibi yayınlayan sahibine. Ve dedi ki dava açarız. Dava açsalardı, kaldırmasalardı söke söke çok ağır tazminat alırdı Sezen Aksu. Tabii izinsiz videoda kullanıyor. Tabii şimdi canım. Kız yeniden o videoyu tabii. Paylaşmış. Blurlamışlar, kapatmışlar arkada Sezen Aksu'nun yine suç. Milyonlarca dinlendi sonuçta. Yine suç. Evet. Bu şekilde yayınlaması da suç. Blurlaması da suç kurtarmaz. Tabii. Evet. Biraz spor magazini de yapmak istiyorum. Hazır magazin turumuzun içerisinde vardı. Galatasaray ile Lucas Torreira ile Devrim Özkan aşkı 8 ay sonra tekrardan alevlendi. Ve Torreira'nın maçına gitti Devrim Özkan ve böylelikle tekrardan başladıklarının ilanı oldu. Konuyla alakalı bu bir şey söylemek isterseniz yok, ben bir pası atayım. Hani ben biraz ilgiliyim ya. Mutluluklar dileriz. Spor seni buyurun. Şimdi spor. Şöyle şimdi Devrim Özkan çok güzel bir kadın. Evet. Torreira'nın dış görüntüsüne baktığımızda ikisini yan yana gördüğümüzde ya bu kız bu çocuğa niye bakar dersin. İşte hani parasıdır, ünüdür, futbolcudur. Hani başka parametreler vardır orada. Bu ilişki de biraz öyle açıkçası.
Torreira o kadar aşık oldu ki Devrim Özkan'a. O kadar seviyor ki. Yani bütün Galatasaray yönetimindeki isimler Torreira'nın Devrim Özkan'la arasındaki ilişkinin kötü gidişatında çok büyük psikolojik destek oldular zamanında Torreira'ya. Şimdi sonrasında bunlar güzel sevgili oldular. Devrim'le birlikte dolaştılar, ettiler ve ayrıldılar. Devrim Özkan'a sonra Murat Boz'la adı anıldı. Cem Bölükbaşı'yla adı anıldı. Farklı farklı isimlerle adı anıldı. Daha sonrasında da döndü dolaştı 8 ay sonra tekrardan onu çok seven Torreira'ya. Tamam, bunlar evlenir o zaman. Buradan bir evlilik çıkar. Bakın işte şu oluyor. Devrim diyor ki ya ben çok güzel kadınım diyor. Başka birilerini de bulabilirim diyor. Daha iyilerine layığım diyor. Gidiyor. Oluyor da olursun bu güzellikle zaten. Ama istediği ilgiyi, alakayı, onunla ilgili iletişimi, bağı, sevgiyi, sarmalamayı, ona alışveriş yapmayı, onunla birlikte bir yerlere gitmeyi, tatillere gitmeyi sadece görüşüyor. Ertesi gün boss dediğimiz ortada olmayan sevgililer, güvenlik ilişkiler. Torreira adam gibi adamdır insan olarak da. Takım içinde çok sevilir. Galatasaray taraftarlarının da çok saygı duyduğu, çok sevdiği ve işini Türkiye'ye gelen yabancılar içinde en iyi yapanlardan biri bugüne kadar. Çok başarılı, kendisini her türlü ispat etmiş. Ülkesinde de çok sevilen Uruguay'da. Ve Devrim Özkan'ın aklı varsa, eğer bu kadar samimi ise Torreira onunla, ciddi düşünmeli. Evlilik teklifi etti. Kız kabul etmedi. Birazcık döndü dolaştı. Baktı ama bulamadı. Şimdi oldu mu? Olmaz aşkı ki. Aşkı bulamadı işte. Kimse Devrim'i alıp sahiplenmedi. Ondan sonra onun sahiplenen erkeğe, Torreira'ya yani varlıklı futbolcu karısı olacaksın. Peki sana bir şey sormak istiyorum. Şimdi son paylaşımlarına birbirlerine sarılmışlar ve ikisi de Mi Vida yazmış. Mi Vida İspanyolca, Türkçe aşkım. Devrim Özkan, hadi Torreira samimi. Aşkım demek. Anlattıklarından yola çıkar. Devrim Özkan samimi midir sence yoksa tribünlere mi oynuyor? O şu an hiç olmadığı kadar samimidir ama beyefendi inşallah bir travmatik durum oluşmamıştır. Yani şimdi eğer zamanında üzülen bir erkekse şu an hani yani belli bir flörtler de araya girmiş ya, bu hoş olmamış. Bir ilişkide öyle bir araya insan girdi mi dikiş tutmuyor. Benim aldığım istihbarat da Devrim'in barışmak istediği. Bu ne anlama geliyor? Demek ki ayrılığın sebebi de Devrim'in yaptığı bir hata. Hata. Tekrar Devrim barışmak istiyor. Hani geri dönmek istiyor ve bu şekilde barışıyorlar. Ya bizim kültürümüzde öyle şey yok ya. 8 ayda geçse bir araya gelirler ama o 8 ayda yaşanan ilişkiler mutlaka önüne getirilecek. Ama şöyle bir şey. Torreira şimdi Uruguaylı, yabancı bir kültürde yetişmiş biri ya. Çok önemli değil aslında. Burada biraz Türk erkeği olsaydı bunu kabul etmezdi ama Torreira'nın çok umrunda olmayan mesela Icardi durumu da var mesela. Yani o farklı. Mesela ne istiyorsun Icardi'den? Yani en şanlı ilişkiler bunlar gerçekten. Ama Devrim hakkını kullanıp hızlıca geri almış. Bir de Galatasaray'a yenge olmak başka bir büyüklüktür. Devrim oyunculuğunun yanında bu ününü, şanını, bu selebritiliğini biraz Galatasaray'ın yengesi kadına, olmasına da bağlı. Her kadına kısmet olmaz demek istiyor Hande. Hayır, uğurlu olsun o zaman, buradan bir evlilik çıkar. Yani artık ikinci kere barıştılar. Döndü dolaştı, denedi, baktı, diyor ki ben burada şey olacağım. Telef olacağım, gideyim. Yine, ne güzel, beni seven, isteyen. Geri dönmüş yol yokunken. Aynen öyle. Aklını kullansın bu saatten sonra. Çünkü deneyimledi. Onu seven, sarmalayan, sahip çıkan bir erkek var. Evet. Futbolcu eşi olacaksın. Efendim, mutluluklar. Tribünlerde görmeyi istiyoruz Devrim Özkan'ı. Şimdi ne yapalım? Buradan konuşmak istediğiniz başka herhangi bir haber varsa magazin turundan. Yok. O zaman